Asya'ya çeken ne oldu? Ondan sonra Tayvan'da yaşadığın en güzel tecrübelerin, en güzel anılarından bir tanesi, bir de başına gelen en kötü anılarından bir tanesini anlatarak olaya giriş yapabiliriz. Tabii abi. Tayvan olarak mı abi, Asya olarak mı beni hani çeken ne oldu diye? Asya olarak diyelim. Asya olarak, çünkü sen Asya'ya gittin, sonra Tayvan'a gittin. Evet, zaten Tayvan'da Asya bölgesinde de abi şöyle söyleyeyim ben. Ben küçükken onu büyük ihtimal sen de izlemişsindir. Türkiye'de hani belki gençler falan hatırlamaz o filmi de. O böyle 30 yaşın üstündekiler hatırlar. Eskiden bir film vardı ya Japonya'da çekilen, Tokyo Drift diye. Hızlı ve Öfkeli'nin serisi. Tamam, Araba ben vs. bilmiyorum Yama. onu. Ben küçükken onu izlemiştim. O Tamam. film Japonya'da yapılmış. Hatta sen Japonya'ya gittin bilirsin. Shibuya'da köpek heykeli var ya abi. Orada Evet. alt köprüden geçiş sahnesi var orada hatta. İşte ben o Evet. filmi izlemiştim. İzlediğim zaman ya dedim hani ileride olur da dedim hani fırsatım olursa dedim Japonya'yı bir ziyaret etmek isterim dedim. Sonra işte yaş ilerledi filan büyüdük abi. Amcam orada yaşıyordu benim Japonya'da. Evet. Bana dedi ki gel dedi seni buraya getireyim dedi burada çalış dedi. Ben de hani tabii ki abi seve seve Japonya ne demek ya. Koşa koşa, Çocukluğumun seve seve. hayali yani Japonya. Ben de seve seve gittim. Yani beni çeken o oldu yani. Hem merak ettiğim hem tabii ki çalışmaya gittik yani. O şekilde abi yani. Ben zaten Tayvan'a gelişim de şöyle oldu. Ben gittikten sonra oraya ben eşimle tanıştım. O zaman tanışmıştık. Yani yaklaşık bir 4 sene falan konuştuk. Sonra evlilik kararı aldık. Hani evlenince dedik burada yaşayalım Tayvan'da. Sonra Tayvan'a geldim. Bu şekilde abi. Tayvan'a demir attın, artık oradasın. Son liman orası Yani abi mecbur diyoruz. evlendik burada kaldık. Öyle oluyor. Ailen, işin neredeyse orası memleketin oluyor. Tabii Şimdi tabii abi. dediğim gibi Asya'da, Tayvan'da başına gelen en kötü olaydan başlayalım. Sonra güzeli anlatırsın. Var mı böyle hatırladığın, hatıran, kafana yer etmiş böyle kötü bir anı? Abi Ya aslında anlatmak şöyle söyleyeyim. istemiyorum, vazgeçebiliriz bu soruyu. Hayır. Ben Özel hani oluyor çünkü. Özele giriyor biraz da. kesinlikle ben hani normal böyle hani bazıları da diyebilir hani böyle kamera karşısında farklı mı acaba normal görünüşte farklı mı? Ama öyle bir hiç insan değilim yani. İstediğini sorabilirsin abi. O konuda serbest. Ama ben Japonya'da bir 4 sene yaşadım yaklaşık. Burada 1,5 sene, 2 seneye yaklaşık yaşadığım için hani Tayvan'da öyle bir kötü anım olmadı ama dersen ki hani böyle sevmediğim bir olay oldu mu? Onu şöyle Hı. söyleyeyim. Burada işte ilk geldiğim zamanlar bir arkadaşa yardım ediyordum filan. Sonra hani kendi işime başlayacaktım filan. Aynı yerde işte denk gelince işte o işten dolayı biraz tartışma yaşamıştık. O olmuştu yani. Onun dışında yani öyle hiç Allah'a şükür kötü bir anım olmadı Tayvan'da. Ama Bu Japonya'da çalıştığın dersen abi arkadaş Türk müydü, Tayvanlı mıydı? Türk'tü abi Türk'tü. İşte hani Yani biz Tayvanlılarla bir sıkıntı yaşamadın o zaman. abi Tayvanlılarla kesinlikle Tayvanlılar tam tersine. Mesela tanıdığım birkaç tane Tayvanlılar var. Hani mesela şu an sütlaç satıyorum ben. Sütlaç mesela ilk satmaya başladığım zaman konuştuğum kişilere mesela söylüyordum hani ne iş yapıyorsun falan diyorlar. Ben de sütlaç satmaya başladım falan deyince adamlar diyor ki nerede satıyorsun falan. Birisi işte diyor bana 20 tane getir. Hani birisi diyor 10 tane getir. Birisi diyor adresin nerede gelip alıyor. Hani maksat hani Türklerde de var ya yeni açmış mekanı hani gidip ziyaret edelim hani Destek. yardımımız katkımız da yani dokunsun destek alalım gibisine yani. Hayvanlar bu Evet. şekilde. Ama abi Japonya'da dersen hani zaten Asya üzerine konuştuğumuz için Tayvan'da yok ama kötü bir olay. Japonya'da dersen Japonya'da var abi. Hemen kısaca anlatayım. Ama Japonya'da Japonya'da uzun süre kaldın. İlk tecrübelerin hep orada oldu. tabii ki abi ama en kötü yaşadığım olay aslında macera gibi bir şey benim için. Hani Japonya'da biz Türkler kesik diyoruz onlar abi. Mafyalar, yakuzalar. Japonca yakuza Evet, deniyor. duymuştum. Neredeydi o? İbaraki değil. Yok pardon İbaraki değil. Adını unuttum. Her neyse bir yere gittim abi. Gittiğim yerde abi işte Özbekliler vardı. Yanlarında çalışıyordu o yakuzaların yanlarında. Evet, çok Kesiklerin yanında Özbek var bu çalışıyordu. arada Japonya'da. Ben de çok gördüm. Evet. İşte o zamanlar tam dil de bilmiyorum. Çünkü ilk gittiğim zamanlar dil falan bilmiyorum. Onlar işte biraz Türkçe biliyor. Ben biraz Japonca biliyorum falan. Anlaştık. Abi ben 11 kişi onlar. Ben tek kişiyim. Ben herkes tek başına duruyor tezgahta. Ben onlardan iyi satıyorum. Bir de adamlarda her gün iş var. Festival yerleri. Abi her gün iyi satıyorum. Onları da geçiyorum. İşte ondan sonra baktım adam hani beni bırakmıyor. Sen işte burada çalış filan. Neyse para alacağımız gün geldi. Özbeklerin parası dağıldı. Benim paraya geldi. Bana diyor ki burada çalışırken diyor 15 gün içeride kalıyor diyor. Ya dedim nasıl olur? Tam o zaman da Kurban Bayramı arifesi. Kurban kestirmeyi niyetliyim. Parayı yollayacağım Türkiye'ye. Abi neyse baktım parayı verecek gibi de değil. Verecek parayı da vermedi. Japon parası da 50 bin yen vereceğim dedi. Şimdilik dedi o para. Abi baktım o zaman olacak gibi değil. Dedim tamam sen 50 bin yeni ver. Ben dedim acil para yollamam lazım. Yollayayım öbürü kalsın sonra alırım. Abi parayı aldım. Neyse. İki katlı evde kalıyorduk onların verdiği bir ev. Abi ikinci katın penceresini açtım. Aşağı çantayı bıraktım. Hazırladım.
kumun üstüne çantayı attım. Aşağı indim. Adamlar da hani sanki öğütlemiş gibi hani nereye gideriz haber verin der gibi. Özbekistanlılar bana diyor ki nereye gidiyorsun falan diyor. Ya dedim karnım çok acıktı şuradan bir markete gideyim de gelin falan. Tamam dedi dikkat et dediler. Abi dışarıya çıktım. Hemen çantayı aldım pencerenin altına eğri eğri. Ondan sonra oradan metro istasyonuna. Metrodan tekrar büyük şehre geldim. O bölgenin şeyine. Ondan sonra Tokyo'ya geldim. Tam Tokyo'ya geldim beni arıyorlar. İşte onların konuşması gibi söyleyeyim. Abi neredesin? Böyle konuşuyorlar. Dedim ben Tokyo'dayım. Beni aramayın. Kapat telefonu dedim. Yüzüne kapattım. Bu şekilde oldu ya abi. Sen bildiğin Japon mafyasının eline düşmüşsün. Oradan kaçmışsın onların elinden. Ya arka abi, pencereden. Hani, aynen yani gibi. Kaçma derken hani belki çalışmıyorum desem şöyle. Çünkü birçok Türk Zorluk yanına gitmiş. Çıkartacaklar belli. Birçok Türk yanına gitmiş. Adam bunu ağzıyla söyledi. Sen de onlar gibi değilsin dedi ama Türkler yanında çalışırken adamlar çalmışlar. Hani çalmışlar tamam, bildiğin. Parasını çalmış. Adamlar da parasını vermemiş Türklere. Bana da dedi yani. Evet. Ben dedi çok kişinin parasını vermedim filan Kötü dedi. intiba bırakmış Türkler orada. Neyse o zaman diğer sorularımıza geçelim hızlıca. Ben birkaç tane not hazırladım burada. Evet abi. Tayvanlıların en sevdiğin yanı. Abi Tayvanlıların en sevdiğim yanı merhametli insanlar bana göre. Çok güzel. Gerçekten Şöyle. öyleler. Ben de öyle gördüm. Merhamet Evet. duyguları bizde de var merhamet duygusu. Ben de Tayvanlılarda onu gördüm. Hep söylüyorum Asya'da birçok ülkeyi gördüm. Tayvanlılar bunların içinde çok farklı bir kültüre insanlığa sahipler. İnsancıl ve merhametli insanlar. Doğru. Evet. Doğru. Çünkü abi Ya. nereden hani öyle bir şeye vardım dersen hemen söyleyeyim. Evet. Ben sütlaç Tamam. satarken mesela sıcağın altında satıyorum. Güneşin altında şemsiye açıyorum. Hani insanlar da ya diyor bu sıcakta nasıl geliyorsun duruyorsun falan hani yardım ediyorlar. İşte geliyor birisi mesela içecek alıyor geliyor. Birisi geliyor mesela 4 tane ver diyor. 5 tane ver diyor. Hani öyle ondan dolayı ben öyle bir karara vardım yani. İyi insanlar yani yardımsever insanlar. Evet, merhametli, yardımsever. Ben de o zaman bir anımı anlatayım. Rus bir çocuk vardı. Ona çadırıyla dünya turu yapıyor. Ondan Gezgin. sonra onunla sohbet ettim. Dedi ki, abi benim dün sabah uyandığımda çadırımın önünde, çadırını da parklara kuruyor her gittiği şehirde. Çadırının önünde sabah uyandığında 5.000 Tayvan doları koymuşlar böyle taşın üzerine. Üstüne de Aa. uçmasın diye taş koymuşlar. Sabah uyanınca o parayı gördüm dedi. Çok mutlu Wow. oldum dedi. Bana böyle birisi destek oldu. Sabah uyanınca mutlu oldum dedi. O parayı gördüm dedi. Yani merhamet duygusunu anlatmak istiyorum. Biz de hani zor durumda olana destek çıkarız. Onlarda da bu tür şeyler var. O zaman çadır olayına gelmişken gezgin bir arkadaşımız bana bir önceki videonun altına yazmış. Belki görmüşsündür. Gezginler çadırını alıp Tayvan'da özgürce dolaşabilir mi? Sıkıntı çıkıyor mu? Çadır kurmak mesela Türkiye'de bazı bölgelerde yasak vesaire. Sen gezgin olmadığın için belki bu soru senin muhatabın değil ama bir gezgin Tayvan'da çadırıyla rahat rahat gezebilir mi? Sorun bu. Abi hani ben gezgin değilim dediğin gibi bilmiyorum ama yani benim gördüğüm kadarıyla hani az çok gördüm artık 2 sene yaklaştı. İnsanlar hiç Evet. karışmıyor öyle. Hani gezebilir Karışmıyor. rahatlıkla buraya gelebilir istediği yere açabilir yani. Onun için hiç sıkıntı yok. Rahatlıkla gelebilirler. Gezginler rahat rahat gezebiliyor. Aynen Sıkıntı abi. yaşamazlar. Çadır konusunda da sıkıntı olmaz. Ben Kesinlikle abi. de öyle gördüm. Yani çadırıyla gezen birçok gezgin gördüm. Onun dışında benzin fiyatları pahalı mı, ucuz mu? Motosikletiyle Tayvan turu yapması ucuza denk gelir mi ya da arabasıyla? Ne oldu? Benzin deyince bir güldüm. Abi benzin aşırı ucuz burada. Yani aşırı ucuz Tamam. dediğim O Japonya'da da yüzden ucuzdu. yani. Burada da ucuz. Tamam. Ben motosiklet deyince de ona güldüm ben benzinden ya. Ben de şu an motosiklet kullanıyorum. İşe motorla sen gidip geldiğim için. Ama Mesela Tayvan'da herkes motosiklet kullanıyor. Dediğin gibi ya benzin de ucuz. Ulaşım hani kolay. Türkiye'de şöyle bir şey var ya abi bazen hani günümüz çağındaki gençler mesela oluyor cebinde parası olmuyor etmiyor abi, etmiyor abi diyor işte 5 liralık 10 liralık veya 20 liralık benzin koy. İşte Evet. kaç para bir 3-4 litre yapıyor. Burada hani öyle bir şey demeye şeyin olmuyor. Hani mesela nasıl söyleyeyim? Bir öğle yemeği yediğim paraya, öğle yemeğinde yediğim bir paraya mesela gidiyorum benzin dolduracağım. Ben söylüyorum diyorum ki mesela Tayvan parasıyla 100 NT'lik benzin koy diyorum. Çünkü 100 biliyorum Tayvan fulleneceğini. doları. Yani Çincesini bilmediğim için full demeyi Evet. diyorum 100 NT'lik koy. Dolduruyor dolduruyor diyor 80 NT, 90 NT. 100 NT Tamam bile diyorum ben de. tutmuyor. Dediğin gibi bir McDonald's'a gitsen neredeyse evet 100 NT'den fazla ödüyorsun normal bir menüye. Evet Evet. dediğin doğru. Bir de geçen videoda da elektrik çok ucuz demiştin. Mesela Türk parasıyla 2 aylık fatura 400 liraya geldi demiştin. Yani gerçi çok ucuz olmuyor ama Tayvan şartlarına göre ucuz. Benzin de ucuz. Ama şunu söylemiştim abi. Herhalde hatırlamıyorsanız aylık değil. Ben 2 ayda bir geliyor demiştim. 2 ayda bir dedin. Zaten onu söyledim şimdi. 2 aylık fatura 400 demiştin değil mi?
Evet. Yok, Yani bütün değil aylık ama 200'e denk. aynen. Şöyle de bir şey var. Şimdi ben önceki konuşmamızda küçük evde oturuyorum demiştim. Şimdi evi Şimdi değiştirdim ben. Büyük eve fatura geçtim. yükseldi. Şimdi Kaçta geldik, geliyor? ay başında geldik işte, bu ay taşındık. Ama ne kadar geleceğini hiç bilmiyorum. Ama hani dolaplar Bu arada çalışıyor. yeni evin hayırlı olsun. Tamam. Çok güzel. Teşekkür ederim abi. Hani ne kadar geleceğini hiç bilmiyorum. Hatta evin her odasında, burada Tayvan'da her evde, her odada, evlerin her odasında bir tane klima var. Şu an Evet. klimaları açamıyorum da yani. Bir odada klima açık, diğer odada bekliyorum. Acaba dedim ne kadar gelecek? Ona bir bakayım, ondan Deneme sonra diğer yanılma odama. yapıyorsun bu ay. Aynen. Anladım. Öyle olmak lazım. Tutumlu olmak Aynen. lazım. Aynen abi. Şimdi evet, önemli bir mevzuya geliyoruz şu anda. Sen Tayvanlı bir kızla evlendin. Tayvanlı kızların evliliğe bakış açısını soracağım. Bir de mesela Japonya'da kadın erkil bir yapı var aile hayatında. Kadının sözü geçiyor. Kadınlar daha dominant. Yani Türkiye'de ataerkil, erkeğin sözü daha geçer mesela. Orada nasıl? Erkeğin Abi sözü mü geçer, kadının mı? Eşit mi? Yani genel olarak gözlemlediklerini soracağım sana. şunu başta söyleyeyim abi, hani bu senin gözlemine göre mi hani kadınlara erkil dedin, yoksa birinden duyarak mı dedin Japonya'da, onu bilmiyorum da. Japonya'da araştırdıklarım, okuduklarım hep o yönde. Kadın erkil bir aile yapısı var. Yani Abi çocuğu yetiştiren kadın eve para geliyorsa kocasından parasını alıyor mesela, evin ekonomisini yapan kadın. ha, o konuda, yani o konuda o öyle şekilde doğru hani böyle, ama normalde mesela Mesela bir şey daha var. Ben çok dikkatimi çekti. Kadının çantasını bile Tayvan'da özellikle erkekler taşıyor. Bu doğru değil mi? evet, gençler Evet, işte özellikle. kadın erkil dediğim olay bu yani. Bunları anlatmamı istiyorum Ha, aslında. anladım abi. Ben erkek kelimesinin anlamını bilmediğim için öyle dedim. Çünkü Erkil Japonya'da yani kadın dominant, kadın gücü daha fazla evde demek anladım. istiyorum. Öyle mi? Anladım. Ha, evde doğrudur abi. Çünkü hani Japonya'da hemen söyleyeceğim. Japonya'da ben gördüğüm, yani gördüğüm, şahit olduğum şeyde adam hani sinirleniyor artık. Hani burasına kadar geliyor. Kadını evden kovuyor bildiğin. Dövüyor, ediyor. Ama Japonya'da şöyle bir şey var. Kesinlikle kavga edemezsin, dövemezsin. Hapse girme şeyin bile var yani. Anladım. Tayvan'da Fiziksel da temas abi yok. aynı. Tayvan'da da o dediğin şey yani bizde de var. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela çalışırım, kazancımı getirir eve koyarım. Hani bu şekilde benim açımdan daha iyi. Hani yorgun oluyorum, kafam dalgın oluyor, bir şey oluyor. Ama hanım öyle değil. Mesela çocuğumuzu büyüten de o. Evin mesela eksiklerini gideren de o, şey de o. Hani mesela belli, her ay defter tutuyoruz mesela. İşte şu kadar ben aldım, o kadar o aldı. İşte şu kadar elektriğe verdik, suya ödedik, şöyle böyle. Her ay bildiği için, hem de buranın vatandaşı olduğu için hiç sıkıntı çekmiyorum. Ama benim açımdan da daha iyi oluyor yani. Hiç uğraşmıyorum yani. Hani ne kadar lazım, al şu kadar. Ne kadar, nereye, al şuraya ver. Uğraşmaya gerek yok. Ben ihtiyacım kadar alan alıyorum, o alıyor. Gerisi işte o şekilde yani. O benim açımdan da daha iyi olur. Ama öyle çanta taşıma filan mevzusu yok tabii ki. Benim açımdan da daha iyi olur. Ama öyle çanta taşıma filan mevzusu yok tabii ki. Ya işte çok geleneksel bir durum yaşamıyorsunuz o zaman sizin evde. Hani belki başka ailelerde farklı durumlar vardır. Geleneksel yapıları daha farklıdır. Sonuçta seninle evlenen bir kız Tayvanlılar, Asyalılar, Japonlar Türkleri Avrupalı gözüyle bakıyor. Avrupalı ile evlenmiş gibi bir hissiyatı var. Bir nebze bizim kültürümüze de ayak uyduruyor. Benim gördüğüm öyledir. Yani nasıl söyleyeyim? Aynen Düşüncem o öyle. yönde. Aynen yani, o da aynen tam doğru söyledin abi. Hani bazen konuşuyoruz ya, o da yani aynısını söylüyor. Hani takip ediyor böyle, Tayvanlı vatandaşların Türkiye'de yaşayanları falan var. Sürekli Facebook'a bir şeyler atıyorlar falan. Evet. Fotoğraf olsun, videosu. Oradan gördüğü için hani diyor, sana diyor biraz ayak uydurmaya çalışıyorum diyor yani. Fazla öyle şey yok yani. Evet. Doğru. O yönden şanslısın o zaman. Aynen abi, Başka diğer gerçekten. sorularıma geliyorum hızlıca. Bakalım. Buraları hep kesiyorum zaten. Zaten kaç dakika oldu? Bakar mısın? Görüyor 20 musun? dakika. 20 dakika. Ha, da evet. 20-25 dakikayı geçmeyeceğiz. Kısalmalar olacak. Ha, evet. Tayvan'da din anlayışları nasıl? Dine bakış açıları nasıl? Din var mı? İnanışları nedir? Bunları nasıl gözlemledin? Gözlemlediklerini tekrar dinleyebiliriz. Geçen videoda Abi sordum mu tam hatırlamıyorum. ben de hatırlamıyorum Sormadım ama herhalde. herhalde Dinle ilgili sormamıştık. bir şey sormadım. Doğru. Aynen. Abi Tayvan'da Müslüman Tayvanlılar var. Evet. Sonra bir din var ama ne olduğunu bilmiyorum onun. Böyle saçları genellikle 3 numara kesiliyor. Kadın erkek eşit. 3 numara kesiliyor Tamam, ve bu dizim elbiseler herhalde bu dizi. Elbiseler aynı muhtemelen. giyiliyor. Takım elbise gibi böyle Bu da şey. evet. Ondan sonra saçlar o şekilde. Bir de onlar ne tavuk ne et. Yani bildiğin vejeteryanlarmış yani. Evet. Et O yemiyorlar, şekilde. doğru.
Onlar var, bir de dino var, bir de dino dine inanmayanlar var yani. Bu şekilde. Üçe ayrılıyor yani. Ateistler Müslümanlar var, doğru. Ateistler. Bir de inanmayanlar. Evet. Aynen. Ama Müslümanlar çok azınlıktadır. Öyle tahmin ediyorum. Sen Müslüman olduğun için onları seçiyorsun, algılıyorsun. Ama Müslüman olmayan birisine sorsan Tayvan'da din hangi dinler vardır desen yani Müslümanlar var demez muhtemelen. Çünkü bence çok azınlıkta onlar. Sonuçta sen orada yaşadığın için senin gözlemlerin daha doğru oluyor. Evet, Tayvan turistik bir ülke mi? İnsanlar Tayvan'a turizm amaçlı gelmelerini tavsiye eder misin? Eğer gelsinler dersen Tayvan'da nereleri görmeleri gerekir? Böyle belli başlı yerler var mı? Ama sen orada gurbetçisin, çalışıyorsun, iş hayatındasın devamlı. Bilmiyorum hani çok gezebilme fırsatın oldu mu? Bu konuyla ilgili neler gözlemledin? Tayvan'ın gezilecek, görülecek yerlerinden bahseder misin? Abi Tayvan kesinlikle şunu baştan belirtmeliyim ki şiddetle tavsiye ediyorum. Herkes turist olarak gelip görebilir burayı. Hatta bazen evet. Bile ben arkadaşlarla konuşuyorum falan. İşte diyorlar ki işte Tayland mı, Tayvan mı? Yani, Tayland, Tayvan çok karıştırılıyor. Doğru. Evet. Onu haricinde dediğim gibi Tayvan gerçekten güzel bir ülke. Gezilecek yerleri de var. Ben dediğim gibi abi çalışıyorum, fazla gezmedim. Bulunduğum bölge değil de Kavşonga da gelebilirler. Hani burada bazı kule var mesela 85 adında. Birkaç gezilecek yerleri evet. Falan var. Ada gibi yerler. Ama Taipei'de çok gezilecek yer var diye biliyorum. Hatta Taipei'de böyle heykel gibi bir büyük bir yer var. Büyük alan. O Tayvan'ın evet. Hani ataları mıymış neymiş öyle bir şey bir yermiş. Bayağı bir kocaman bir yer. İnsanlar hatta bazen Tayvanlar bile filan oraya gidiyor fotoğraf çekilmeye filan yani. Taipei'de zaten turistler çok fazla Taipei'de. Buraya göre. Benim bulunduğum yere göre yani. Yani Tayvan'a gelip şey yapabilirler. Yani abi, enteresan değişik güzel yerler var diyorsun. Var abi. Yani hem Tayvan gelinebilir. Hani İngilizce bilmeleri de yeterli zaten. İngilizce de yaşlısına kadar evet, İngilizce biliyor zaten. Çok İngilizce konuşan insanlar. Evet. Benim gözlemlediğim bir de yani Asya ülkeleri genelde yemekleri çok kötü oluyor. Yani kötü demek burada iyi iyi bir şey değil ama yani bizim damak tadımıza çok uzak. Aynen. O yüzden Tayvan bunların içerisinde en çok seçeneği sunan ülkelerden bir tanesi. Sokak yemekleri, sokak lezzetleri çok fazla. Gittiğiniz zaman Tayvan'da aç kalmazsınız. Asya'da açlık çekebilirsiniz. Diğer ülkelerde sıkıntı yaşarsınız ama Tayvan'da o konuda biraz şanslıyız. Diğer sorumuza gelelim. Tayvan'daki ulaşım sisteminden bahseder misin? Mesela Tayvan'da motosikletten bahsettik biraz önce. Herkesin motosikleti var dedik. Metro, tramvay, minibüs dolmuş, o tür şeyler var mı? Abi Tayvan'da ben ilk duymuştum bunu. Hani bana da öyle söylediler ama yalan da değildir büyük ihtimal. Tayvan'ın 23 veya 24 milyon bir nüfusu varmış ülke geneli. Bunun 10 milyonuna yakın veya da 10 milyonu insanında motor kullanımı varmış. Yani motor gerçekten neredeyse aşırı fazla. Neredeyse yarıya yakın. Evet. Motor kullanımı gerçekten arabadan da fazla abi burada. Doğru. Hani benzin falan ucuz olduğu için herkes yani motorla falan gidiyor geliyor. Ondan dolayı arabayla giden var ama onun dışında metro ulaşımı var. Metro ile gidip gelebiliyorsun. Buradan mesela Taipei uzak. Taipei otobüsle gidip gelebilirsin veya da hızlı trenler var. O şekilde ulaşım yapılabilir yani. Ulaşım kolay bu ülkede. Şimdi son sorumla geliyorum o zaman. Son sorularım. Bir daha kontrol edeyim. Evet, fazla bir not almamışım zaten. Ulaşım sistemi. Evet. Tayvan'a giderken uçak biletini hangi yollardan temin ediyorsun? En ucuza nasıl alınabilir? Senin uyguladığın bir yöntem var mı? Atıyorum genelde aktarmayı tercih eder insanlar ucuz olması için. Belli bir dönem var mı? Kışın mı? Yazın mı? Hangi dönemlerde daha ucuz olur? Ve iklim olarak, onu da ekleyeyim. İklim olarak Tayvan'a hangi zamanlarda insanların gelmesini tavsiye edersin? Hava sıcaklığı hangi zamanlarda gezmeye müsait? Abi hava yolları o dediğin şekilde buraya gelmek için yani ucuz yolu gelmek isteyenler varsa aktarmalıyı kullanabilirler. Ama hangi zamanlarda pahalı oluyor dersen de gelen ülkenin resmi tatil günlerine falan bakılmadan Tayvan'a geldiğin zaman eğer Tayvan'da okullar falan tatilse, okul tatile girilse biletler bir anda yükseliyor fiyatlar. Yani o zamana evet. Denk getirmemeli daha iyi. Hatta şu anda mesela 2 ay tatile girdi Tayvan ama koronadan dolayı tabii gelinmiyor da. Ama normalde ben geçen sene sormuştum hanıma. Hanım dedi Tayvan tatile girdiği için dedi biletler yükselişe geçti dedi. Ama hani sıcakta gelebilirler mesela yaz aylarında gelebilirler. Bilet o kadar aşırı pahalı değil zaten Tayvan'dan Türkiye'ye de.
Ama dediğim gibi bazı belli resmi tatiller var. Onlara denk gelirlerse fiyat gerçekten yükseliyor. Evet. Ben bu arada Tayvan'da hem yazın hem kışın bulundum. Kendi açımdan söyleyeyim. Yazın çok çok bunaltıcı bir sıcak yok. Sıcak evet, bayağı sıcak. Ama yine de gezilebilir. Kışın da çok bir soğuk yok. Yani bizim Evet. Eylül-Ekim ayları gibi en fazla. Ekim ayı civarı oluyor. Yani her halükarda her mevsim Tayvan gidilebilir, gezilebilir bir ülke benim gördüğüm. Evet abi. Yani Tayvan Yani gerçekten eklemek soğuk. istediğim bir şeyler var mı? Kafanda olan bir şeyler var mı? Tayvan'la ilgili. Hakan sen bunu sormadın ama şunu da söylesem iyi olur. Şunu da ekleyeyim dediğim bir şeyler var mı? Abi açıkçası hepsini konuştuk yani. Yani bana Genel söz olarak her bırakmadın şeyi yani. sordum. Yani Tamam. sen bana şey yaptın yani. Hiç bırakmadın. Tamam. Bu seferki videomuzun sonuna geldik. Teşekkür Ama ederim. çok özür Ama dilerim. Şunu ekleyeyim. Şimdi şimdi aklıma geldi. aklına geldi. Hani insanlar yanlış anlamasın. Kötülediğimden falan dolayı demiyorum. Ama Tayvan'a geldiğiniz zaman Türklerden uzak durun. O kadar söyleyeceğim. Ama bu bütün ülkeler için söylenen bir şey. Her nedense Türkler yurt dışına çıktığı zaman birbirine fazla destek olmuyor. Köstek oluyorlar hatta. Ama bunu çok da genellememek lazım. En azından şöyle diyelim, daha olumlu bir yönden bakalım olaya. Yani Türkler birbirine destek olsun. Yani Abi ama Türkler şöyle de birbiriyle görüşmesin. Türk'ü görünce kafanı çevir, yönünü çevir. Ya çok kötü bir şey ya. Gerçekten çok kötü bir şey. Yani ben genelde selam verdim karşılaştığım zaman. Sorun yaşamadım ama herhalde bu şeyden oluyor. Aynı sektörde işte çalıştığın zaman o zamanlar o sorunlar başlıyor diye düşünüyorum. Ben mesela gezgin olduğum için gayet güzel iletişimim oldu yurt dışındaki tanıştığım Türklerle. Tabii herkesin farklı tecrübeleri var. Senin de yaşadıkların olmuştur illaki. Çok da şey var bununla ilgili, çok da hikaye var. Birçok kimsenin yaşadığı hikayeler var. Yani keşke Türkler biraz daha birbirine destek çıkabilse yurt dışında. Bu konuyla alakalı şu Kore'de yaşayan yabancıların iletişimine şahit olmuştum. Birçok ülke vatandaşı kendi arasında birlik oluyor ve birbirlerini bir şekilde yüceltip evet. ayağa kaldırıyorlar, sıkıntılarını çözüyorlar. Türklerin eksik olan yanı bu. Yani yurt dışında birlik olamıyoruz. Sıkıntılarımızdan birisi bu. Çok güzel bir konuya değindin aslında son Yani dakika. abi hani dediğin gibi kötüleme de değil aslında da şunu söylemek gerekirse Evet. açıkçası kısa ve net hani selam verelim birbirimize. Hani benim içim dışım birdir. Benden zarar gelmez kimseye ama hani ben de dahil olmak üzere yeni tanıştığınız insana bazı arkadaşlara şahit oldum. Hemen tanışıyor, özelini anlatıyor. Bunlara girmeye gerek yok. Hani konuşuyorsun. Evet, Nerelisin? doğru. Şuralıyım işte. Gezmeye geldim. Bitti yani. Şu kadar gün Yani kaldım. karşıdaki insanı tanımadan her Yani. şeyinizi içinize dökmeyin diyorsun. Bu da çok güzel. Doğru yani, Yani. haklısın. Veya da tanıştığın adam sana hani şöyle yaptım, şuraya gittim, işte yani şunu koluma taktım, gezdim falan gibi konulara giriyorsa hiç yani Evet. anlayın ki o adamdan size hayır gelmez yani. Öyle söylemek gerekirse daha doğru olur yani. Anladım. Can teşekkür ederim. Ben Verdiğim teşekkür ederim bilgiler için. Hakan abi. Tayvan'a gitmek isteyenler için bu videolar kısmen de olsa bilgi verecek, insanlara aydınlatacak. Bir dahaki sefere başka bir konuda, başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Kendine İnşallah iyi abi. bak. Çok sağ ol. Sen de çok Burada. sağ ol O zaman bir dakika. Finali böyle yapalım. abi. Bu benim Tayvan, bir dakika, Hong Kong'dan almıştım ama Çin geleneğinde bu kedi böyle şu an yamuk tuttuğum için elini sallayamıyor. Bunun ne anlamına geldiğini biliyor musun? Yok bilmiyorum. Ha. Bu ne demek istiyor? Pardon. Bu Türklerin evet bizim o kötü harekete benziyor. Şu avucundan dolayı çok özür dilerim. Böyle böyle devamlı el sallıyor. Burada güneş enerjisiyle çalışıyor. Bu şu demek. Şu önündeki para aslında. Bunu dükkanların önüne koyuyorlar. Bu da gel para gel para gel para anlamına geliyormuş. Yani dükkanın önünde uğur, şans, bereket anlamına geliyor. Böyle bir sembolleri var. Ben de anneme getirmiştim. O da buna bakıp hep beni hatırlamış. Ben Asya'dayken göndermiştim ona. Bu da bizim evin maskotu aslında şu anda. Ama dediğin gibi böyle bir hareket çekiyormuş gibi. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Sütlaç satarken kutunun üstüne koyayım insanlara Ya gel. evet, sen de iş yerinin önüne koyabilirsin. Onların kültüründe sonuçta bereket sembolü. Güzel bir şey yani. Böyle bir şey dükkanına herkes koyuyor çünkü Asya'da birçok dükkanın önünde bunu gördüm. Neyse, bunu da tanıtmış olduk. Bu şans kedisi. Tamamdır. Can kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ailene, eşine, çocuğuna hepsine selamlar. Abi ben İyi çok sağlık. teşekkür ederim. Herkese çok selam. O zaman
O zaman Çince ne diyelim Güle güle güle. güle güle Görüşürüz. Türkiye dese de görüşürüz arkadaşlar falan böyle Çince desene bir. Dai chen Tamam. tuo chen. Hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz abi. Tamam.